Kıymetli kardeşlerim biz mümin olarak sadece bu dünyaya güvenip bu dünyadaki olan durumlardan faydalanıp etkilenip ahireti asla göz ardı etmememiz lazım. Dünyamız olsun da dünyamız rahat olsun da ahiret önemli değilmiş gibi hareket etmemek lazım. Çünkü bu dünya ahiretin tarlasıdır. Bu dünya bizim için bir çalışma yeridir. Bu dünyada çalışacağız, mükafatımızı ise öbür dünyada alacağız. Dolayısıyla bu 50-60 ya da 70 yıllık her ne ise Rabbimiz bize neyi takdir etmişse, ne kadar ömrü biçmişse, bu kısa ömür ile ebedi bir hayatı kazanmaya geldik bu dünyaya. Keyif, zevk, lezzet, mal biriktirmeye, servetimize servet katmaya gelmemişiz. Bilakis bu dünyanın kısa ömrüyle ahiretin ebedi hayatını kazanmaya geldik. Ve kıyametin Evet, kıyamet gününü hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Kıyamet günü herkesin dirileceği ve hesabe çekileceği bir gündür. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Ya yuhannes, ey insanlar, bütün insanlara Rabbimiz hitap ediyor. İttekû rabbekum, Rabbinizden sakının, onun emrine muhalefet etmeyin. Onun azabından korununuz. İnne zelzele't-saati şeyun azim. Şüphesiz ki kıyamet sarsıntısı büyük bir deprem, yerlerin paramparça olduğu, göklerin paramparça olduğu o gün o sarsıntı büyük bir olaydır. O gün öyle bir gün ki yeume taravneha tezhelu kullu murdite amma ard'at Evet o çocuk emziren anneler çocuklarını unutacaklar. Çocuklarını terk edecekler emzirmekten evet emzirmekten kaçacaklar. Çünkü onlar o sarsıntıyı, o dehşeti gördükten sonra çocukları hatırlarına gelmeyecektir ve tad'u kullu zati hamlin hamlaha hamile olan bütün kadınlar evet çocuğunu düşürecektir o kıyametten yani dirilişten önceki sahne o diriliştenki önceki sahne insana ne kadar büyük bir yani dehşet veriyor ne büyük bir korku veriyor. Rabbimiz onu açıklıyor. Yani o emziren çocuğu, kadınlar çocuğunu unutacaklar. Emzirmekten uzak duracaklar. Hamile olan kadınlar çocuklarını düşürecekler. وَتَرَ النَّاسَ sukara Ve insanları serhoş gibi sarhoş gibi göreceksin ama ve mehum bi sukara halbuki onlar sarhoş da değiller. Öyle büyük bir yani dehşet içerisinde yaşayacaklar. Sanki yani alkol kullanmış gibi böyle sarhoş gibi yürüyor ama ve mehum bir sukara halbuki onlar bir şey içip de bir madde kullanıp da sarhoş da olmamışlar. Velakinne azaballahi şedid fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir. O insanlar o azaptan korkuyorlar. O azaptan korku halı sanki serhoş yapıyor insanları. O şekilde insanlar korku içerisinde, dehşet içerisinde hareket edecekler. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ Öyle insanlar vardır ki ilmi, bilgisi olmadığı halde Allah hakkında mücadele etmeye çalışıyor. Ne diyor işte melekler haşa Allah'ın kızlarıdır. İşte Kur'an bir masaldır. Kıyamet olmaz. İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmez. Böyle Allahu Teala azze ve celle iman etmemizin gerektiği bazı konuları inkar ederek ve kendini bilgili bir de zannediyor. Bilgisiz, yani ilmi olmaksızın bu inkarlara geliyor. Ve yettebi'u kulle şeytanin merid ve bütün azgın olan şeytanlara tabi oluyor. Evet bugün kıyameti inkar eden, Kur'an'a inanmayan, hadislere inanmayan, peygambere inanmayan, öldükten sonra dirilmeye inanmayan Onların bu konuda ne bilgileri vardır? Neye dayanıyorlar? Kime daya güveniyorlar? Seni yaratan Allah diyor, kıyamet vardır, sen inkar ediyorsun. Seni yaratan Allah, Kur'an haktır diyor, ona tabi ol sen onu inkar ediyorsun. Sen Allah'ı bırakıp şeytana ve nefsine tabi oluyorsun. Bütün azgın olan şeytanlara tabi oluyorsun. Kutib aleyhi ennehu men tawallahu fa'ennehu yudilluhu ve yahdihhu ila azabis sa'ir. <laughs> Allahu Teala şeytan üzerine böyle bir emir vermiştir. Kim sana tabi olursa, kim seni dost görürse, seni dost edinirse Allah onu dalalete, sapkınlığa düşürür ve onu cehennem azabına sürükler o insan ey şeytan nasıl ki sen cehennem ehliysen sana tabi olan senin yolunda gidenler de aynı seninle beraber cehenneme gireceklerdir. Allah Celle Celaluhu bizleri nefsimize şeytana tabi olmaktan muhafaza eylesin ve bu dünyada yaşıyorken Allahu Teala'nın vermiş olduğu bu ömrü yaşıyorken en güzel şekilde kullanmayı, Rabbimizin razı olduğu şekilde onu kullanmayı ve kıyamet dehşetinden ve kıyamet sıkıntılarından bizleri muhafaza eylesin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.